Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii yine üzüntülü bir gün yaşıyoruz. Van ve Mardin'de iki tane şehidimiz var arkadaşlar. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Yalnız hükümet olarak sizin sorumluluğunuz var. Şehit haberi alıyorsak sizin sorumluluğunuz var arkadaşlar. Hani bütün seçimlerde söz veriyordunuz şehit haberi duyulmayacak. Terörü engelleyeceğiz diyordunuz, yok edeceğiz diyordunuz. Tutamayacağınız sözü vermeyin kimseye arkadaşlar. Bunu açık öne söyleyeyim. Sözünü tutacağınız şeyleri yapın. Söyleyin insanlara. Gelelim zeytinlik meselesine. Biz Ege çocuğuyuz. Zeytinlikler içerisinde büyüdük. Büyük de emeğimiz var o zeytinlikleri efendim oluştururken. Ama hükümetin hakkı yok. Hükümet ağzıyla, eliyle ekip ağzıyla suladı mı o zeytinlikleri? Şimdi zeytinlikleri yok etmeye çalışıyorsunuz. Bakın değerli hükümet yetkilileri. Bakın elinizi turizme atamıyorsunuz, turizmi bitirdiniz. Ege'de turizm yok. Kıyı bölgelerinde turizm kalmadı. Şimdi zeytinlikleri bitireceksiniz. Vatandaşın elini ayağını bağlayacaksınız. Yok öyle ya ama arkadaşlar. Siz o zeytinlikleri siz ekmediniz. O zeytinlikler vatandaşın zeytinliğidir. Hiç kimse kusura bakmasın. Yapacağınız işleri akıl mantık çerçevesinde yapın. Vallahi şu an ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız. Ülkenin bütün mirasına el koymaya çalışın. O zeytinlikler mirastır arkadaşlar. Lütfen. Zeytinliklere el sürmeyin. El sürenin eli kırılsın. El sürenin eli kırılsın vallahi. Yok öyle. Biz çocuklarımıza zeytinlikleri miras bırakmak istiyoruz. Onun için kıyılarımıza, zeytinlerimize dokunmayın. Bir diğer konu Urla'da Roman vatandaşların konut sorunuyla ilgili 6 ay 7 ay önce Talep'te bulundum. Bakın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın efendim oluşumu ve göreviyle ilgili fon kurulu var. TOKİ'nin kararına bütçesini onlar onay veriyor. Ama her ay toplanması gereken fon kurulu bir türlü toplanmıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıma sesleniyor. Bu fon kurulu ne zaman toplanacak? Bakın Urla'daki Roman vatandaşların evleri yıkılıyor. Lütfen bu fon kurulu toplayın. Ayrıca Siroma denen Avrupa Birliği'nden 45 trilyon lira fonla oluşturulan bir Roman projesi var. Kasım'da bitiyor. 2 sene olmak üzere, bitmek üzere. Ne yaptınız arkadaşlar? 45 trilyon ne yaptınız? Romalılar 45 trilyon ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Aa bak burada yazıyor. Ay ay gün gün faaliyet raporu var. Hangisini yaptınız? Gelin şurada açıklayın bakalım. Toplantı salonlarında parayı harcadınız ya. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanım, romanlarla hiç ilgilenmiyorsunuz. Her ay, her 2 ayda bir genel müdür değiştiriyorsunuz. 3 ayda bir bürokrat değiştiriyorsunuz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışmıyor. Çalışmamak üzerine iş yapıyorsunuz. Bakın strateji belgesini yayınladınız geçen sene. Ne oldu? Allah aşkına bakın ben faaliyet okuyorum şimdi. Hangisini yaptınız? Hangisini yaptınız? Bakın okuyorum şimdi. İzleme ve Değerlendirme Kurulu kuracaktınız. Kurdunuz mu? Ne zaman? Geçen sene 21 Haziran yazıyor. Strateji belgesine göre. Nerede? Yapmadınız. 21 Aralık'ta gene 2016'da Roman vatandaşların nüfus kaydı sorunuyla ilgili çalışma yapacaktı Aile Sosyal Politika Bakanlığı. Yaptı mı? Yapmadı. Bir daha okuyorum şimdi. 2017'nin ilk yarısında çocuk işçiliğiyle ilgili çalışma başlayacaktınız Roman mahallinde. Yaptınız mı? Yapmadınız. Eğitimle ilgili çalışma yapacaktınız yine. Yaptınız mı? Yapmadınız. Mart 21 Mart'ta başlaması gereken bu 21 Mart'ta Romanların istihdam sorunuyla ilgili çalışma yaptınız mı? Yapmadınız. O zaman bu strateji belgesini niye yayınladınız? Niye yayınladınız arkadaşlar? Bakın yapamayacağınız şeylerin sözünü vermeyin. Strateji eylem planlı yapmakla olmuyor bu işler. Takip edeceksiniz. Zaten bütçeniz yok. Romanları boşuna kandırmayın. Ama hiç olmazsa Avrupa Birliği'nden gelen 45 trilyon para var. Onun da süresi bitti. Orada da gene bir şey yok. E ne olacak bu? Boşuna bizi kandırmayın arkadaşlar. Boşuna bizi kandırmayın. Bakın Aile Sosyal Politika Bakanı çalışmıyor dedim. Bakın Allah aşkına bir şey okuyacağım. 2009 TÜİK'in verisi bu. 2013-2009 yılları arasında 657,7 ile çocukların uyuşturucu madde bağımlılığı artmış. %657. Aile Bakanlığı ne yapıyor? Çocuklar 11 yaşında çocuklar mı? 11 ve 6. Aile Bakanlığı çalışmıyor diyorum. Bakın uyuşturucuyla mücadele de etmiyor. Efendim ben saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Bir an önce inşallah önlem alınır. Sayın Başkanım.